lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin temel sorunlarının çözüm adresi olarak her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göstermiştir. Defalarca çağrı yapmıştır. Sözüm, çözüm için Kandili, İmralı'yı Recep Tayyip Erdoğan tercih ettiğinde o Recep Tayyip Erdoğan'a çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir demiştir. Recep Tayyip Erdoğan Kürt sorunu vardır dedi. Ve sorunun muhatabı olarak Abdullah Öcalan'ı ve Kandil'i gördü. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, daha sonra cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet adına, devletin adını kullanarak bizim muhatabımız Abdullah Öcalan ve Kandil'dir deme noktasında açıklamalarda bulundu. Öcalan'ın talebi üzerine Kandil'e heyet gönderildi. Öcalan istedi diye Habur sınır kapısına hakimleri gönderip silahlı PKK'lı teröristleri Recep Tayyip Erdoğan davul zurna eşliğinde Türkiye'ye girmesini sağladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ifadesiyle PKK'lı teröristlerin silah yığını yapmasına, hendek kazmasına aylarca göz yumduk dedi. Vali ve kaymakamları PKK'ya dokunmayın talimatını verdirdi. Salih Müslimi PYD ve YPG'nin lideri Salih Müslimi kırmızı halıyla protokolle karşılattı. Yerel seçimlerde Öcalan'ın seçmenlere hitap eden mektubunu yayınlattı. O yetmedi Öcalan'ın kırmızı bültenden aranan kardeşini TRT'de konuşturttu. Daha sonra da kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum dedi. Genel başkanımız Türkiye'nin sorunlarının çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir demeye devam ederken o ısrarla muhatap olarak Öcalan'ı ve PKK'yı aldı. Öcalan ve PKK Kürt sorununun tek muhatabı kendileri olmak istiyordu. Tekrar ediyorum. Kürt sorununun tek muhatabı olarak kalmayı isteyen, talep eden, Öcalan ve PKK'dır. HDP'nin kapatılma amacı da tam buna hizmet etmektedir. Şimdi soruyorum. Bu yüzden mi? Yani Abdullah Öcalan ve PKK Kürt sorununun tek muhatabı biziz. Başka muhatap istemiyoruz dedikleri için mi siz HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yargıya gerekli uyarıyı yapıp yargıyı harekete geçirdiniz? Bunu muhakkak açıklamak zorundasınız. Bundan dolayı mı PKK istediği için mi, Abdullah Öcalan istediği için mi? milletvekilinin 2016'daki meselesi bahane edilip bir tweet'i bahane edilip ilk önce milletvekilliği düşürüldü. Arkasından da HDP'nin kapatılma emri geldi. PKK ve Öcalan'ı muhatap almaya devam edecek misiniz? Bundan sonra da bu muhataplık devam edecek mi? Bunu kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması gerekiyor. Kesinlikle onun ortağı olan MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin açıklaması gerekiyor. Çünkü bugüne kadar Tayyip Erdoğan çok açık bir şekilde, çok net bir şekilde muhataplarının Öcalan ve PKK olduğunu tarihleriyle ve söylemleriyle ve videolarla biz tespit ettik. Bunu yayınladık. Bunu söyledik. Onlar bunun gereğini bugün yapıyorlar mı? Bunu bugün açıklamak zorundalar. Bugüne kadar hem Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de AKP milletvekillerinin ve onun yandaşlarının PKK terör örgütüne ve Öcalan'a verdikleri desteklerin hepsini biliyoruz. Hepsini tek tek açıklamaya devam edeceğiz. Sorularımızın cevabını en yakın zamanda verilmesini, Türkiye'nin bir kaosa sürüklenmemesi gerektiğini açık ve net olarak bir kere daha ifade ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Değerli arkadaşlar, Sayın Devlet Bahçeli bir karar vermek zorunda. Devlet Bahçeli bu adamdan kesinlikle Cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü bunlar PKK'yla el ele yürüyorlar dediği Tayyip Erdoğan'la ortaklığını sürdürüyor. Bugünkü kongrede de Tayyip Erdoğan'a verdiği desteği sürdürdü. Ancak andımızla ilgili yaptığı açıklamalar, HDP ile yaptığı ilgili açıklamalar kafa karıştırmaktadır. Andımızla ilgili çözüm yeri şu anda kuyruğunu tuttuğu AKP'ye her istediğini yaptırtan Sayın Devlet Bahçeli'nin ona bir tek söz söylemesi gerekiyor. Ya andımızı tekrar okullarımıza getireceksin ya da ben seni desteklemekten vazgeçiyorum demesi gerekiyor. Devlet Bahçeli bir karar vermeli. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun denilen andımızdan yana mı tavır koyacak yoksa kendisi ve MHP'nin varlığını AKP'ye mi armağan etmeye devam edecek? Bunun kararını vermek zorundadır. Andımızla ilgili kafa bulandırmaya hiç gerek yok. AKP'nin Milli Eğitim Bakanı abi Avcı'nın 2013 yılında AKP'de MHP'de başka bir siyasi parti evredeyken yönetmelikten andımızın kaldırılmasını sağlamıştır. İtiraz için dava açılmış, Danıştay uygulamayı iptal etmiştir. Yani andımız okunsun kararı verilmişti verilmiştir. Bu kararı temize götüren yine AKP'nin bakanı Ziya Selçuk'tur. Yani andımızı kaldıran AKP ve AKP iktidarıdır. Yani tabelalardan TC damgasını kaldıran, Türkiye Cumhuriyeti damgasını kaldıran AKP'dir. Dönüp Devlet Bahçeli sormalıdır. Bunu kim istedi senden? Andımızın kaldırılmasını senden isteyen kimdir? Sen kimin isteğini yerine getirerek andımızı kaldırdın? Bunu PKK'nın başındaki adam Abdullah Öcalan mı istemiştir senden diye Recep Tayyip Erdoğan'a sormalıdır. Kim istedi senden TC mühürünün kaldırılmasını? Kim istedi senden Atatürk resimlerinin kaldırılmasını? Bana söyle deyip ona gerekli cevabı vermelidir. Tekrar söylüyorum. Ya bas bas bağırıp sahip çıktıklarını iddia ettikleri antta varlığının Türk varlığına armağan olduğunu söyleyecektir. Ya da arkasından ilaveten söylediği biz Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Sonuna kadar da onu desteklemeye devam edeceğiz. Sözünü açıklayacaktır. Varlığını Türk Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler için mi veriyor? Yoksa AKP'ye mi veriyor? Bunu net olarak açıklamalıdır. Ee, eylem devam ediyor. Bu bir siyasi partinin milletvekilinin e, aldığı bir karardır. Siyasi parti de onu destekliyor. E, tamamen e, onların aldığı kararı ne kadar süreceğini, ne koşullarda süreceğini biz de bilmiyoruz. Kendilerinin açıklamalarını takip ediyoruz yakından. E, biz de o şekilde... Ee, bu gelişen olayları takip etmeye devam edeceğiz Başka sorusu olan var mı Yok teşekkür ediyorum